Merhabalar, ben Oz. Daha önce anime kahramanların yaptığı 10 hata diye bir video yaptım. Çok beğendiniz. Şimdi de animelerdeki kötü karakterlerin yaptığı 10 hata videosuyla karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Animelerde bildiğiniz üzere kötü karakterler kaybediyor, hep iyi karakterler kazanıyor. Aslında bu sadece animelerde değil, yapımların %98'inde hatta %99,9'unda hep bu şekilde. Bazı yapımlarda kötü karakterlerin kaybetmesinin tek nedenleri kendileri. Sürekli aynı hatalara düşüyorlar, ellerine fırsat geçtiğinde kullanmıyorlar, bu nedenle de kaybediyorlar. Kaybetmeleri çoğunlukla güçle alakalı olsa da bazı durumlarda güçle alakalı değil. Bu hatalarda şöyle sıralayabilirim. 10. Çok konuşuyorlar. Yine dediğim gibi bu olay sadece animelerde olan bir olay değil. Abi bu kötü karakterler sürekli konuşuyorlar. Sürekli planlarını birilerine anlatma ihtiyacı hissediyorlar. Ama böyle harekete geçeceksin, aksiyon alacaksın, pat bir anda aksiyonu kesiyorlar ve konuşmaya başlıyorlar anlamsızca. Arkada kötü bir hikayen olabilir, birilerine bir şey anlatmak istiyor olabilirsin ama tam böyle bir şeyi elde edecekken durup bir şeyler konuşmaya çalışmak falan çok saçma. Mesela Castlevania. Castlevania'nın başlangıcında Dracula'nın hayvan gibi güçlü bir karakter olduğunu bize gösterdiler. O kadar güçlüydü ki herkes böyle tehdit etmişti ve ordusuyla saldırmıştı. Bir bölümde Dracula aksiyon sırasında konuşmaya başlıyor, böyle baya dertli dertli konuşmaya başlıyor ve kendisinin Alucard'ın saldırısını açık bir halde bırakıyor. Bu kadar güçlü bir karakter bu kadar basit bir hataya nasıl düşüyor anlayamıyorum. Bu bütün filmlerde bu şekilde. Kötü karakter ne zaman böyle konuşmaya başlasa başına bir şey geliyor. Abi yapsana hareketini, bitirsene böyle davanı. Planlarını gerçekleştirmek yerine uzun uzun oyun oynuyorlar. Kötü karakterler yapımda plan yapıyorlar. Bu doğal bir şey, buna bir şey demiyorum. Planlar genelde taktiksel şeyler olsa da çoğunlukla kötü karakteri eğlendirmek amaçlı yapılan planlar oluyor. Mesela bir savaş çıkıyor, ne bileyim bir kovalamacı oluyor, bir dövüş çıkıyor falan. Kötü karakter burada kolayca kazanabilecekken eğlenebilmek için böyle yok şunu planlamıştım, yok bunu planlamıştım falan filan böyle uzatıyor. Madem sonuca erişebileceksin en baştan neden böyle plan yapıyorsun ki? Amaç zaten planının başarılı olması değil mi? Plan başarılı olunca sen mutlu olmayacak mısın? Neden böyle ekstrem şeylere giriyorlar çok anlamlandıramıyorum. Mesela Kimetsu no Yaiba'da Muzan, Tanjiro ve ailesini hızlı bir şekilde öldürüp her şeyi bitirebilirdi. Ama arkada Nezuko'yu bıraktı, bir de Tanjiro'yu görmezden geldi. Da Orochimaru köyü yok etmeden de Sasuke'yi kaçırabilirdi. Büyük olasılıkla böyle Sasuke'yi köyü yok etmeden kaçırsaydı daha başarılı olabilirdi. Kollarını hala kullanabiliyor olabilirdi. Sasuke daha çok güçlenmeden onun vücudunu da elde edebilirdi. 8. Kural takıntısı. Bazı kötü karakterlerde kural takıntısı oluyor. Başta bize şöyle anlatıyorlar, kazanmak için her şeyi elde edebilir, işte böyle kötü, şöyle kötü falan ama bazı şeyleri böyle kurallarına göre oynamaya çalışıyor. Sen kötüsün, neden kurallara uymaya çalışıyorsun ki? Senin bu kahramanları yenmek için bir adil dövüşe ihtiyacın yok, sadece güzel yapılmış bir plana ve onları yenmeye ihtiyacın var. Kahramanların acı çekmesini istiyorlar. Bu aslında yapımdan yapıma değişir. Bize yapımlarda genelde kötü karakterleri böyle sonuç odaklı, gerçekten kötü karakterlermiş gibi gösteriyorlar. Ama mevzu ne zaman eyleme dökülürse bu kötü karakterler bir anda bulundukları kalıptan çıkıyorlar ve farklı şeyler yapmaya başlıyorlar. Düşmanlarına kolayca alt edebilecekken bunu yapmaktan vazgeçiyorlar ve bence bu saçma oluyor, böyle yapımı gereksiz uzatmak için yapılmış şeyler gibi geliyor bana. Bak buna karşı olarak en güzel örnek Joker karakteri. Çünkü Joker amaçsız ve hani nasıl biri olduğu belli olmayan bir karakter. Zaten kendisi de hani Joker kavramını öyle tanımlıyor. Batman beni neden öldürmek istiyorsun diye sorduğunda ona sen beni tamamlıyorsun, sen olmadan ben var olamam falan demişti. Bize Joker'i ilk başta böyle gösterdikleri için bu absürt gelmiyor. Ama ilk başta böyle çok kötü bir karakter, hani yapacağı şeyler belli olarak gösterildikten sonra bu kişiliğe büründükleri zaman bence büyük bir hata oluyor bu. 6. Ne zaman ve nerede duracaklarını bilmiyorlar. Bazen kötü karakterler dövüş ya da savaş sırasında ya da yaptığı şeyler sırasında bayağı galip gelmeye başlıyorlar. Bu galip gelme sırasında ne kadar böyle tatmin olmak için zamanı uzatırlarsa bu onlar için kötü hale dönüşüyor. Çünkü bu olay onları yenilgiye açık hale getiriyor. Mesela Naruto'da Deidara'nın Sasuke'yi öldürmesine gerek yoktu. Sasuke ile olan dövüşünde o kadar çok kaptırdı ki kendini, nerede duracağını bilmediği için kendi ölümüne neden oldu. Belli bir noktadan sonra bazı şeyleri bıraksaydı hala hayatta olabilirdi.
ya da Castlevania'da bütün vampirler dünyaya hükmetmeye çalışıyor. Aslında Castlevania'yı izlediyseniz bütün vampirlerin güçlü karakterler olduklarını, belirli yerleri yönettiklerini fark etmişsinizdir. Ama o içlerindeki açlık, nerede durmayı bilmemeleri kendi sonlarını hazırlayan şey oluyor. Masumlara karşı acımasız olmaları. Bir kötü karakter çok acımasız olmasa fark edilmeyebiliyor ya da umursanmayabiliyor. Ama çok acımasız oldukları zaman da bütün nefreti kendi üzerlerine topluyorlar. Gerçi bu kötü karakterlerin çok umurlarında olan bir şey olmasa da daha çok düşman toplamalarına neden oluyor. Mesela Eren bütün dünyayı fethetmek isterken karşısına kimin çıkacağına hiç bakmadı. Daha doğrusu bu savaşta arada kimlerin kaynayacağını hiç düşünmedi. Bu nedenle herkes Eren'den nefret ediyordu. Filmin sonunda farklı şeyler çıksa da yine de bize gösterilen şey, yani ilk başta herkesin gördüğü şey buydu. Ya da anime olmasa da Avatar Son Hava Bükücü'de Ateş Lord'u Ozai bütün dünyayı fethetmek istiyordu. Bütün dünyayı yönetmek istiyordu. Bunu yaparken de karşısına kim çıkarsa çıksın acımadan yok edebiliyordu. Ki savaşı kazanmak için büyük babası Hava Ulusu'nu yok etmişti. Ozai de Toprak Ulusu'nu yok etmek için uğraşacaktı. Yani Enk bunu durdurmasa bu olay yaşanacaktı. 4. Müttefiklerine karşı çok zalimler. Düşmanlarına karşı zalim olmalarını anlamlandırabiliyorsunuz kötü karakterlerin. Çoğunlukla kendi arkadaşlarına, kendi yolundan gelen kişilere karşı da zalimce davranıyorlar. Böyle bir fikre bürünüyorlar. Kendilerine ne kadar kötü davranırsa davransın, bu kişilerin körü körüne onları takip edeceğini düşünüyorlar. Durum böyle olunca da onları takip eden kişiler bir süre sonra düşmanları haline geliyor. Yine Avatar Son Hava Bükücü'den örnek verirsem, Azula en yakın arkadaşı Mei ve Tai Li'yi kızdırıp kendisine böyle düşman etmişti. Bu olay sadece animelerde olmuyor, filmlerde de oluyor ki benim en sevdiğim film Yüzüklerin Efendisi'dir. Yüzüklerin Efendisi'nde Saruman'ın Grima'ya davranışları yüzünden Saruman'ın sonu hazırlandı. Her ne kadar Grima Saruman'a hizmet etse de bir noktadan sonra o kadar çok aşağılandı ki onun ölümüne neden oldu. Kitapta Saruman'ın ölümü farklı olsa da aynı şekilde oluyor. 3. Gözleri kör oluyor. Kötü karakterler ideolojilerine o kadar kapılıyorlar ki önlerindeki yolu göremiyorlar artık. Death Note'daki Light, defteri kullanırken bir şeyi planlayarak, bir şeyi hedefleyerek kullanmaya başladıktan sonra artık kendisini kaptırdı olaya, kendisinin neye dönüştüğünü fark edemedi. Bir süre sonra sevdiklerine de zarar vermeye başlıyor Light ama bu onun umurunda olmuyor. Da Naruto'daki Pain kendi ideolojisi uğruna birçok kişiyi öldürmeyi göze alabilecek kadar ileri gitmişti. 2. Paranoyak ve takıntılı oluyorlar. Aslında bu bir önceki örnekle biraz bağlantılı. Kendi ideolojilerine takıntılı oldukları için farklı şeyler doğru bile olsa bunu kabul etmiyorlar, paranoyaklaşıyorlar. Uğruna uğraştıkları şeylere bu kadar takıntılı olmasalar belki farklı bir şekilde düşünüp yaptıkları şeylerden vazgeçebilirler. Son olarak 1. Kahramanları küçümsüyorlar. Bütün kötülerin, sadece anime değil, film, artık ne varsa dizi falan, bütün kötülerin yaptığı en büyük yanlış kahramanı küçümsemesi. Tüm kötü karakterler nedense kendilerinden çok yemin oluyorlar. Tam anlıyoruz, kötüsün, güçlüsün falan ama senden güçlü birisi olabilir. Bu konuda sürekli hani kahraman yenebilecekken aşağılıyorlar, yenmiyorlar ve onu küçümsüyorlar, daha sonra da yeniliyorlar. Tek bir tane örnek vereceğim, o da One Punch Man. Saitama ile karşı karşıya gelen kaç tane kötü varsa hepsi Saitama'yı aşağıladı. Hepsi aşağıladı ya, böyle bir iki kere falan değil ve Saitama hepsini tek yumrukta yendi. Karşısındakinin gücünü bilmeden bu kadar rahat davranmaları saçma geliyor bana. Neyse, bu videoda buraya kadardı. Sizin fikirleriniz neler yorumlarda yazmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.